Hemen izleyicilerimizden gelen sorularla devam etmek istiyorum. İlk soru, kalbimde sorun olup olmadığını nasıl anlarım? Efor testi mi, kalp tomografisi mi daha güvenli olacaktır diye sorar. Şimdi eğer genetik mirasında kalp damar hastalığı eğilimi olan birisiyseniz ya da insülin direnci olan, tansiyon yüksekliği olan, şeker hastalığı olan, kolesterol, kan trigliserit dengesizliği gibi risk grubunda birisiyseniz tabii ki yıllık kontrollerinize, doktorunuz size sağlık risk analizinizi yaparken kalp analizlerinizi yapar. Evet. Ve gerekli görürse sizi normal istirahat EKG'si dediğimiz sizin uzanıp da elinize kolunuza bağladıkları bir aletle kalp elektrokardiyogramınız alındığı gibi bununla yetinmeyip eforlu elektrokardiyogram isteyebilir. Yani sizi bir yürüyüş bandının üstlerine çıkarırlar. Bir takım aletlerle yürürken, yokuş yaparak, koşturarak filan sizin kalp performansınızın gücünü ya da güçsüzlüğünü, güçsüzlüğü varsa derecesini ve tehdit oranını belirlemeye çalışırlar. Buna eforlu EKG diyoruz, evet. Efor testi. Efor testi dışında yeni bir yöntem de koroner anjiyografi dediğimiz ama bu anjiyografiyi tomografik olarak yapıldığı, yani klasik anjiyo gibi koldan ya da bacaktan kalbe girilerek koroner damarlara kontrast madde verilerek koroner anjiyografi değil de bir tomografi cihazına giriyorsunuz. Evet. Kolunuzdan bir kontrast madde veriyorlar. Evet. O kontrast madde tam kalbinizin damarlarından kalbinizin bütün bölgelerine yayılırken çekilen binlerce filmden sinematografik olarak bir anjiyografi görüntü elde ediyor. O da sizin kalbinizde bir plak, bir pıhtı, kopma tehdidi olan bir pıhtı hatta var mı yok mu, tıkanma var mı yok mu gösterebiliyor. Hatta muhtemel bir ilerideki tıkanma için bir nevi nabız yoklaması yapabiliyorsunuz araştırmayla. Evet. İmkan olan kişiler bunu yaptırıyorlar ama herkese bunun yapılması gerekmiyor. Fakat kalp riski olan kişilere yapılmasına fayda var. Ben şahsen kolesterol yüksekliği olan, beraberinde kuşkulu bir insülin direnci var, biraz HDL'si düşük, biraz ürik asidi yüksek gördüğüm zaman imkanı varsa, 50'li yaşların üstündeyse efor testi kadar koroner tomografik incelemenin de bizi elimize lamba alarak ilerleme imkanı verdiği için, ışıkla görerek ilerleme imkanı verdiği için kullanmasına fayda görüyorum.